Teknosafer röportajları devam ediyor. Bugünkü konuğum, yine arkadaşım Barbaros Özbuğut'u, Deba Ventures'ın kurucu ortaklarından. Hoş geldin Barbaros. Hoş bulduk Timur. EZCO'dan sonra ilk kez röportaj yapıyoruz Barbaros. Deba Ventures'ı kurdun. Amaç neydi? Ne hedeflediniz? Şu anda ne durumdasınız? Hemen bir kısaca özet geçsene. EZCO serüveni bittikten sonra böyle 1,5 yıl gibi bir ara vererek aslında ilk önce tabii ki o EZCO serüveni içerisindeki kaçırdığım 10 yılın acısını çıkarmak için tabii ki ailemle, çocuklarımla, arkadaşlarımla çok çok daha kaliteli zaman geçirebilme şansım vardı. Bu çok güzeldi. Onun yanı sıra da benim için önemli olan noktalardan bir tanesi tabii ki bundan sonra ne yapacağım sorusu. Ve orada da kendi içerimizde düşündükten ve bazı planları yaptıktan sonra da yatırım kurgumuzu nasıl oturtacağımızın cevabının bir bölümü aslında Deba Ventures. Çünkü Deba Grup olarak bir şirket holdingi kurduk ve bunun içerisinde yatırım yapmak istediğimiz dikeyleri belirledik. Ve Deba Ventures'ta da biz teknoloji alanına, yani teknoloji girişimciliğine yatırım yapmak adına bir yolculuğa çıktık. Ve burada da 30 milyonluk bir fonu sadece bu alan için ayırıp bundan sonraki işte dünya çapında başarılı olacak girişimcileri aramaya başladık. Şimdi bu girişimci adayları ya da bu fondan faydalanmak isteyenler yani bir yol haritası söylesene. Yani hep bu alttan gelen bir güruh var ve bu işlerin bazıları hani çoğu kişi çok kolay hallolduğunu zannediyor ve iyi bir fikrim var, tamam gerisi olur diye bakıyor. Ya burada şunu çok net söyleyebilirim. Fikir aslında çok da önemli bir şey değil. Çünkü Türkiye geneline de baktığınız zaman yani çok başarılı olmuş girişimcilerin ve dünya çapında da bakabiliriz. Bunların çoğusu zaten yapılmış bir işi değişik bir coğrafyaya getirip orada aynen o şekilde yeni bir girişim kuruyorlar. Burada bence daha önemli olan sizin kendinizi girişimciliğe ne kadar hazırlamış olmanız, işte kurucu ekibinizi ne kadar tecrübeli bir ekip kurabildiğiniz veyahut ne kadar büyük bir problem buldunuz ve bu problemi çözebildiğinizi gösterdiniz. Daha önemli olan konular bunlar. İletişiminiz ne kadar güçlü, kendi kişiliğinizle doğru kişilere ne kadar çabuk ulaşabiliyorsunuz network'ünüz üzerinizden. Bunlar bence fikirden çok çok daha önemli kriterler. Çünkü şunu çok net söyleyebiliriz. Yani ben bugün burada tabii ki şeyi diyeceğim. Eğer fikriniz varsa, eğer bir girişiminiz varsa Deba Ventures'la iletişime geçin. Burada tabii ki web sitesi üzerinden çok kolayca bize ulaşabilirsiniz. Ama oradan tabii yüzlerce, binlerce girişim bizden iletişime geçtiği için orada kendinizi ayrıştırmak birazcık daha zor oluyor. Biz genelde şunu söylüyoruz, tabii bizim yatırım yaptığımız veya tanıdığımız bir girişimci üzerinden eğer bize gelirseniz bu sıcak tanıştırmayla burada işler tabii çok çok daha kolaylaşıyor. Çünkü o zaman bir filtreden geçmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. O açıdan bakılırsa yani yeni girişimcilere söyleyeceğimiz şey en önemlisi, önemli bir probleme odaklanın, güzel bir ekip kurun, bunun etrafınızda network'ünüzü oluşturun ve yatırımı ondan sonra düşünmeye başlayın. İlk etapta yatırımı düşünürseniz o işler birazcık daha zora geliyor. Aslında bu girişimcilik işi birazcık futbol takımı gibi ya da bir spor takımı kurmak gibi. Yani içindeki oyuncular çok önemli burada. Hepsi farklı farklı alanlarda uzmanlaşmış, daha iyi olduklarını düşündüğümüz insanlar olmalı. Bu takımın iyi kurulması ve bunu iyi lead edilmesi gerekiyor herhalde. Birinci öncelik bu. Çok doğru. Çünkü uzun bir yolculuk, yani bir maraton girişimcilik. Yani bu 1-2 yılda başarılı olurum, zengin olurum gibi düşünceli gibi başlıyor çoğu. Çok meşakkatli bir yol, çok yorucu bir yol. Onun için yani şunu düşünün, çok zor bir yolculuğa çıkıyorsunuz. O yolculuğa çıkarken yanınıza kimi almak istersiniz? Eğer bir arabayla gidecekseniz o arabayı zor süreçte iyi kullanabilen birisine ihtiyacımız var. Ondan sonra eğer herhangi bir şekilde motorda bir problem çıkarırsa o motoru tamir edebilecek birisine ihtiyacımız var. Ya da çözüm üretecek alternatif bir olay. Aynen. Tabii de benzine de ihtiyacınız var. Burada da aslında bir şekilde yatırımcılar işin içine giriyor.
Ve bu yolculuğa hem destekleriyle hem de verdikleri işte finansman yardımıyla da destek oluyorlar. Burada önemli olan o çıkacağınız yolculuğa doğru kişileri ikna edip yanınıza alabilmek aslında. Peki girişimcilik ekosisteminde uzun yıllardır içindesin ve çok başarılı projelere imza attın. DEBA'yı kurarken ne fark yaratırız diye düşündünüz? DEBA girişim ya yani DEBA Ventures nasıl bir farkla şu anda bizim karşımızda? Yani yeni bir işe başladığınız zaman hep düşünmeniz gereken bir şey. Bizden evvel de yatırım yapan şirketler var. Bizden sonra da yatırım yapan şirketler olacak. Biz burada kendimizi nasıl ayrıştıracağız? Burada bizim için önemli olan tabii ki finansmanı herkes sunabiliyor. Biz kendimizi şu şekilde ayrıştırıyoruz. Ben girişimcilik gelmiş geçmişimle ve bu bütün süreci bir kere tamamlamış birisi. Hem sıfırdan kurmuş ve bunu exit'e kadar taşımış ve exit'ten sonra da hatta bütün süreci yönetip şirketten ayrılmış birisi olarak bütün o döngüyü, döngünün bütün içerisinde olabilecek. Bütün enerjilere sahipsin. Aynen öyle. Ya yani bunu kendisinden söyleyebilecek çok fazla girişimci yok Türkiye'de veya dünyada da. O açıdan doğru. Biz bütün bu yolculuk serüveni içerisinde olabilecek bütün kötülükleri veya kötü senaryoları gördük. Onun için şunu diyoruz, biz kendimiz İDEBA Ventures olarak girişimcilere ve buradaki ekiplere küçük kitapçıklar hazırladık. Yani değişik aşamalarda hangi problemlerle karşılaşabilecekler ve biz bu problemleri nasıl çözebilecekleri, eğer çözebileceklerini onlara küçük reçeteler şeklinde sunabiliyoruz. Bu bence çok önemli. Bunun yanı sıra önem verdiğimiz bir konu girişimcilerin mental sağlıkları girişimin başarısına çok ciddi etki yapabiliyor. Yani bu kesinlikle. Bence insancıl açıdan çok önemli ama hani romantik tarafını bir kenara bırakırsak bir işin başarılı olmasını sağlamak açısından girişimcilerin mental sağlıklarına sahip çıkmalarını ve burada da onlara destek olabileceğimiz değişik konular var. Bunları da çok önemsiyoruz. Ve üçüncü bir konu olarak da kendimizi yani ben kendi açımdan bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için bunu ekledik. Bu da kapitalist sistemin aslında kendi içerisinde ciddi problemleri var. Ve bunun bir tanesi de bence en büyüğü paranın emekten çok çok daha fazla kazanabilmesi. Ve biz bu gidişatın böyle doğru olmadığına inanıyoruz. Ve DEBA Ventures olarak da burada aslında bu değişime ilk adımı atmak adına şöyle bir mekanizma oluşturduk. Biz yatırım yaptığımız bir şirket eğer bir gün başarılı olup exit ederse buradan gelen geri dönüşün %10'unu yani karımızın %10'unu o şirketin emekçileriyle paylaşacağız. Bu da aslında... İddialı bir vaat. Evet, ama bence gereken bir vaat. Kesinlikle. Çünkü bundan sonraki süreç içerisinde çok çok daha paylaşımcı bir kapitalizme ve sisteme ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum. Bu da bence attığımız ilk adım. Bundan sonraki süreç içerisinde direkt bir değer üretiliyorsa onun kaynağında bunu çok çok daha adil bir şekilde paylaşmamız gerekiyor. Bunun için de DEBA Ventures olarak biz bu mekanizmayı oluşturduk. Son dönemde özellikle yapay zeka çok gündemde biliyorsun. OpenAI'ın ilk tanıtılmasından sonra her güne neredeyse bir şeylerin tanıtıldığı, yeni bir duyurunun yapıldığı günler geçiriyoruz. Ve en büyük dünyanın en büyük teknoloji şirketleri sıralaması biraz değişmeye başladı son günlerde. Bu girişim olayı da mesela şeyde Sam Altman 7 trilyon dolar aramaya çıktı. Yani çok acayip bir para. Şimdi bu tip şeyler sizi nasıl etkiler ya da bu işlere girmek isteyenler için neler önerirsin? Yani yapay zeka artık hayatımızın önemli bir parçası olacağı kesinleşti. Şu an şeyi de trendi de çok net görebiliyoruz. Yani bize gelen sunumların çoğusunda AI kelimesi yani yapay zeka kelimesi çok ciddi şekilde kullanılıyor. Burada bence girişimci olarak yok girişimciler olarak bazı şeyleri birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü hani bir chatbot'un oluşmuş bir chatbot'un üzerine bir arayüz yapıp ondan sonra bunu kendi girişim veyahut kendi yapay zeka mekanizması veyahut altyapısı olarak pazarlamak bence çok fazla uzun vadeli düşünülmüş bir yapı değil. Burada bence yapay zekanın yanı sıra kendinizde kendi teknolojinizle ve ekiplerinizle ekleyebileceğiniz bir katma değerin olması gerekiyor
böyle girişimcilik yapısı içerisinde. O açıdan bakılırsa burada yola çıkıyorsanız evet bazı bazlar var, bu bazı kullanabilirsiniz ama ondan sonra muhakkak kendi unique bir katma değerinizi de oluşturmanız gerekiyor. Eğer uzun vadeli bağımsız bir şekilde başarılı bir AI startup'ı kurmak istiyorsanız. Bence yapay zekanın bundan sonraki en büyük problemi çip yapısı olacak. Yani şu an dünya çapında çip üreticilerinin aslında hız kazanması ve burada çok çok daha fazla çip üreticisinin bu işe girmesi gerekiyor. Çünkü büyük bir ihtimalle bundan sonraki gelişim çok eksponansiyel ve hızlı ilerleyecek. Ve bunun önünde duran bence tek problem yeterince çip üretilebilecek mi, üretilemeyecek mi gibi. Hardware sorunu var aslında. Zaten $1 trilyon da benim tahminim Semant bu herhalde şey yapmak istiyor. Yani Nvidia gibi şirketler ya da dev bir şirket kurmak istiyor. Çünkü en büyük üreticilerden biri o ki Nvidia listenin üstüne bir anda geldi zaten, oradan anlıyoruz. İlk önce böyle Bitcoin'de madencilik diye başladılar o acayip ekran kartlarıyla. Şu anda da yapay zekanın da eli ayağı durumda. Yani artık bilgisayarların işlemcisinden çok ekran kartları kısmı önem kazandı. Burada da gençlere, bu işlere girmek isteyenlere ben de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Olan bir şeyi giydirip allı pullu yapıp yeni bir şey yaptım demektense çok daha uzun vadeli, kondisyonlu bir şekilde, maraton koşacak şekilde projeler geliştirmelerini ben de öneririm. Ama sizin gibi şirketler de burada çok değerli. Özellikle tecrübelerin, yani hep olumlu tecrübe değil, olumsuz tecrübeler aslında en kıymetlileri. Ve o iş kazalarının önüne geçebilmek için de bunları yaşamış birinden dinleyip yol haritasını ona göre çıkartmak çok değerli. Hayırlı olsun diyorum Deva Ventures'a ve başarılarınızın devamını diliyorum Barbaros. Çok teşekkürler Timur. Yeni röportajlarda görüşürüz o zaman. Seninle de aynı zamanda bir gelişme olduğunda her zaman irtibatta kalabiliriz. Tabii muhakkak yaparız. Teknosofayı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda, yeni röportajlarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.